her ne kadar Türkiye siyasetinde çok konuşulmasa da bu süreç gençlerde hala çok canlı ve gençlerin siyasete olan ilgisizliğini daha ahlaki bir perspektiften sunabilme kabiliyetini göstermesinin temel nedeni olarak yine bu 3-6 Mart süreci gösterdi. Dolayısıyla bütün bunları göz önüne alıp düşündüğümüz zaman 3 Mart'ta ben Türkiye'nin demokratikleşme patikasına girme ihtimalinin kapandığını, 3 Mart'ta Türkiye'de yeni tipte bir milliyetçiliğin merkez siyaseti inşa etme ihtimalinin ortadan kalktığını ve büyük bir fırsat penceresinin de burada kapandığını görmekteyim.